Evet arkadaşlar, herkese esenlikler. Hoş geldiniz, umarım iyisinizdir. Son yaptığım video ile ilgili gelen yorumlar gerçekten güzel, beğenildiğini görüyorum. Beğenmeyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Olabilir. Herkes her şeyi beğenecek diye bir kaydı yok. Videoda bazı ufak tabii sıkıntılar var biliyorum. Örneğin montaj yaparken e, hızlıca kesme biçme yaptığım için e, bazı böyle boşlukları ya da çıkışları ya da ağzımdan çıkan olumsuz sözcükleri kesmek zorunda kaldığım için önceden ayarladığım yazılarda anladığım kadarıyla bir 10-15 saniyelik kaymalar olmuş. Yani tam benim söylediğim yerde senkron çıkmamışlar. Ama dediğim gibi çok önemli değil. Zaten e, görsel olarak, işitsel olarak anlatmaya çalıştığımı anlatabildiğimi umuyorum ama epey bir zaman tabii yayınlardan ve kameralardan uzak kalınca insan birazcık paslanıyormuş. Onu öğrendim. Ama yine söyleyeyim arkadaşlar hakikaten şöyle size bakan boş bir selfie kamerasına doğru konuşmak çok da keyifli olmuyor. Normal şartlarda hani ben böyle biraz kitleye hitap etmeyi seven bir insanım. E, silahlı kuvvetlerde hep lider kadrolarda çalıştım. Birazcık da oradan gelen dominant bir kişiliğim var. E, geçmiş yayınlardaki o hararetli performansı aradığınızı söylemişsiniz. Doğrudur haklısınız ama şimdi insan tuttururken de hiddetlenmek istemiyor. İkincisi o yayınlardaki bazı hiddetli e, çıkışların dediğim gibi yine özellikle GeekTV'nin yani İbrahim Atabey'in takipçileri yani genç arkadaşların e, pek hoşlanmadığına ilişkin yorumları almam üzerine ben bu yönde bir karar aldım. İkincisi dediğim gibi yani sakin ve sükunetli anlatmak her zaman daha iyidir arkadaşlar. Çünkü e, sizin beden hareketleriniz ya da sergilediğiniz sert tutumlar elbette ki o videonun başarısının ya da anlatılmak istenen konunun anlam bütününün üzerine çıkabilir. Yani böyle bir şey olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Yani burada kavga etmiyoruz. Burası boks ringi değil. Tamam. Sinirleniyoruz. Canımız sıkılıyor. Çok fazla böyle saçma sapan yorumlar geliyor. insanlar hala aynı şeyleri dikte etmeye çalışıyor. Sizi böyle bir aptalmış gibi görmeye çalışıyor. Tamam ben 10 yıldır yani gerçek hayatta bunlarla mücadele ettiğim için ve alışık olduğum için yayın ortamında alışık olmadığım için ister istemez orada birazcık bu tarz şeyler oluyor. Ama ee, o şekilde tanındı ilk intiba o şekilde oldu doğrudur olabilir ama dediğim gibi sinir stres veyahut da hiddet arkadaşlar iyi bir şey değil yani kontrolü kaybetmenize gerek yok ben öyle düşünüyorum her zaman için öfke kontrolü iyidir. Ee, anlatmak istediğiniz şeylerin önüne geçmesine izin vermemeniz gerekiyor. İkincisi bunlar bir doğaçlama videosudur. O an aklınıza geldiği şeyleri söylemeye çalışırsanız e, tabii ki orada şimdi durup dururken hiddetlendiği zaman da insanlar diyebilir. Ya kardeşim bu adam ne anlatıyor? Şimdi beni GeekTV'den ya da diğer kanallardan tanıyan insanlar alışık olabilir ama ilk defa gelen insanlar bilecek ki ya bu adam manyak mı kardeşim? Biriyle kavga mı ediyor? Derdi ne bunun der. Ya Bütün emekler ziyan olabilir. O şekilde olumsuz bir e, imaj oluşturmak istemem. Mesela ekşi sözlükte, inci sözlükte gördüğüm kadarıyla galiba Uludağ sözlükle miydi? Hakkında mesela böyle entry'ler girmişler. Onları da gördüm. Muhtemelen bir iki kişi aynı arkadaş onları yazanlar. Güzel analiz etmişler, güzel tespit etmişler. Yani herhangi bir şey yazmalarına gerek yok diyor. Sonuçta i̇şte ben de çok popüler bir ünlü birisi değilim. Sizin gibi sıradan bir insanım yani. Bu kadar basit. Ama yazmışlar. Bir yazan arkadaşlara da ve o analizler için teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bu bir din eleştirisi videosu olmayacak. Ee, yine kısa tutmaya çalışacağım ama hep hepsini kısa tutmaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki video uzuyor. Özür diliyorum o yüzden. Geçen o yüzden çok fazla tekrara girmiş gibi olmuş anladığım kadarıyla. Ee, din eleştirisi üzerine bir şey bekleyen arkadaş varsa kıymetli vaktini almak istemem. Ee, farklı bir yayın izleyebilir. Sonuçta din eleştirisiyle ilgili dediğim gibi ben ağırlıklı olarak işte GİK TV, ileride Cafer Akkaya e, abimizle falan, e, olursa belki yine Yakup Denizde yani bu tarz popüler isimlerle e, yayın yapmaya gayret edeceğim. Çünkü daha fazla aboneler var, daha fazla kitleye ulaşıyorsunuz. E, tabii ki elde böyle hazır bir kitle olduğu zaman siz de istiyorsunuz ki söylemlerimiz daha çok kişiye ulaşabilsin. Daha çok insan faydalanabilsin. Yoksa benim işte bana abone gelsin, ondan abone gelsin, bundan şu gelsin bilmem ne böyle bir derdim yok. Ee, videolara baktığınızda mesela tıkladığınızda reklam açıyor YouTube. Bunu neden yapıyor bilmiyorum. Yani ben herhangi bir reklam geliri almıyorum. Çünkü biliyorsunuz YouTube'da 1000 e, aboneyi devirmeniz lazım. 4000 saati devirmeniz lazım. Ee, kısa videolar, shorts videoları denilen videoların da belli bir zaman e, süresini Ulaşması lazım ki sizin bu e, sözleşmeniz aktif olsun ve YouTube'dan para kazanma olayınız başlasın. Benim YouTube'dan para kazanmak gibi bir derdim yok. Tabii ki yaptığım videoların beğenilmesi, paylaşılması hoşuma gider. Ama ben bir YouTuber olmadığı için işte kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diye o klişeleşmiş cümleleri kullanmayacağım. E, yayın yapan, yayın için emek harcayacağım ve gerçekten bu işe de emek harcadıkları için bunu yapan yayıncı arkadaşlar... Müstesna onları ayırıyorum. Onların e, gerçekten anasının ak sütü gibi helaldir. Çünkü gerçekten arkadaşlar bakın 43 dakikalık o videoyu bile benim atmam bir sürü bir zamanım aldı. Bir de bizim internetimiz çok iyi değil. 1 megabit benim upload hızım. Yani o videoyu 1080'den düşüp 720'ye kes kes kısalt kısalt şunu yap bunu yap bilmem ne 4,5 saatte attım ben o videoyu. Ben öyle bir program kullanmıyorum. Dediğim gibi telefonu açıyorum. E, Gimbal'e bağlıyorum. Mikrofon kayıt. 3, 2, 1. Action. Yani bu kadar basit. Yani başka bir şey yok. Farklı bir konu arkadaşlar. Biliyorsunuz ben sonuçta profesyonel fotoğrafçı ve kameramanım. Aynı zamanda da az da olsa birazcık siyaseti ve gündemi takip ediyorum. Şu an olumsuz bir şey düştü biliyorsunuz sosyal medya. Bir fotoğraf. Elden geldiğince yüzeysel, kırmadan dökmeden bununla ilgili bir genel yorum yapacağım. Katılırsanız, katılmazsınız bir şey demiyorum. Bakalım nedir ne değildir. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar <laughs> Şöyle bir olay var. Biliyorsunuz kamera sizin görmek istediğiniz şeyi gösterebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yani siz şu an etrafınıza baktığınız zaman pek çok şeyi görebilir olabilirsiniz ama kamera bunu ayırt edemez. Örneğin otofokus dediğimiz netleme sisteminde siz size 3 metre mesafedeki bir objeye metraj yaptığınızda onun arkasındaki objeler odak dışı kalır. Buna biz flu deriz. Ama siz baktığınız zaman orada her şeyi görebilirsiniz. Örneğin ben şu an kameraya baktığım zaman ne görüyorum? Önümde bir gimbal tripod var, yayın mikrofonu var, cep telefonu var, onun ekran kulabiliyorsu var, ekranda kendim var, arkada perde var, gün ışığı var, işte fayans, mutfak malzemeleri bilmem ne. Yani şu 180 derecelik görüş açısına giren her şeyi şu an görüyorum. Ama görmek istediğimde ilgi merkezine elbette ki telefonun selfie kamerası. Şimdi bu tarafa odaklanıyorum ben. Dolayısıyla kamerayla çekim yapacak kişi, ben fotoğraf makinesi tabirini kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden e, fotoğraf kamerası ya da video kamera Anlayın artık yani onu dedim gibi ben makine tabirini kullanmam. Çünkü dünyada fotoğraf çeken cihaza makine diyen tek millet olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geçmişte 96 yılında Hindistan Nikon bildiğim kadar bir şey Kodak film CEO'su o bile demişti. Mesela bir röportaj o fotoğraf dergisi vardı ben onları da okuyordum. O bile demişti yani dünyada fotoğraf çeken alete makine diyen tek milletsiniz demişti. Olabilir o da bizim bir jargonumuz olabilir belki ama ben de kamera tabirini kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz latince karanlık o da demek zaten kameranın çalışma prensibi de odur. Çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum arkadaşlar ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o kamerayı kullanan kişinin bakmakla görmek arasındaki farkı bilmesi lazım. Bu çok önemli. Yani siz eline, her elinde fotoğraf makinesini alan ya da her kamerayı alan arkadaşlar fotoğrafçı ya da kameraman olmuyor. Çünkü kamera sizin neyi çekmek istediğinizi bilemez. O yapay zekalar ya da ona benzerler deep learning dediğimiz yani derin öğrenme algoritmaları henüz bu aşamada değil. O yüzden o kadrajı ayarladığınız zaman kadrajın içine girecek şeylere dikkat etmeniz lazım. Şimdi bugünlerde gördünüz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yerdeki seccade üzerinde ya da seccade olduğu iddia edilen bir kilim benzeri bir örtü üzerinde bir fotoğrafı paylaşıldı il başkanları falan. Şimdi burada insan ister istemez gerçekten şunu hayret ediyor. Yani o fotoğrafı çeken kişi ya da o fotoğrafın çekilmesi esnasında arkada bulunan kişilerin ya bir tanesi bile onu görmedim. Yani ortada bir güzel tamam modern bir görüntü. Ama bunun aleyhte öyle bir şekilde kullanılabileceğini, öyle bir şekilde servis edilebileceğini düşünen bir tane adam neden çıkmaz? Ya gerçekten bakın işi ehline vermek zorundasınız. Ne kadar spontan da olsa, ne kadar anlık gelişen bir olay da olsa buna müsaade edemezsiniz arkadaşlar. Yani birileri geçmişte cami içerisinde masa atmış olabilir, cami içerisinde siyaset yapmış olabilir, cami içerisinde protokol yapmış olabilir. Ama onu iktidar kanadı yapabilir. Çünkü bir ülkenin hükümdarının inanç değeri ya da dini saplantıları neyse toplumda ona uydurulur arkadaşlar. Nisa 59 bunun için var. Anlatabiliyor muyum? Ama aynısını siz yaptığınız zaman farklı bir tepkiyle karşılaşırsınız. Kaldı ki o kadar büyük bir troll ordusu saldırıya geçmiş ki ben baktım muhalifler herkes altta böyle diğer görüntülerden atıyor. Savunma moduna geçmiş arkadaşlar olmaz bitti o iş. Geçmiş olsun. Bunlara dikkat etmek zorundasınız. E geçmişte de bir büyük şey Belediye Başkanı eli arkasında, şimdi o tabiri kullanmayayım, ya türbe ziyaretine geliyor. Ya bu olacak bir şey mi? Yani onu çeken arkadaş kardeşim kadrajı daralt yaklaş ya da biriniz gelin kulağına fısıldayın. Ya Sayın Başkanım elleri arkada hoş bir görüntü vermiyor. Bunu alehte kullanabilirler. Elleri iki yana salarak yürürseniz daha iyi olur gibisinden. Mesela bir tavsiyede niye bulunmuyorlar ya? Ya sizin nasıl danışmanlarınız var? Nasıl basın yayın ilişkileri sorumluluğunuz var? Nasıl halkla ilişkiler sorumluluğunuz var? Ya hiç bilişimden anlayan bir adam yok mu ya o arada? Kardeşim milyarlık makine taşıyorsun ya da cep telefonu taşıyorsun. Bak bu kadar gelişiyor bu telefonlar. Ama artık fotoğrafçılığı birazcık öğrenin ya. Bakın arkadaşlar geçmişte. Buyurun. 1993 yılında aldığım bir kitap. Yine 1995 yılında aldığım bir kitap. 1994 yılında aldığım bir kitap. Buyurun. 92 senesinde aldığım bir kitap. Buyurun. 1978 basımı. Gelişim. Babamdan bana kaldı. Bakın. Diğerlerinin hepsini sahaflara satmıştım ben ikinci el olarak ama bunu ayırdım. Bakın hala da görüyor musunuz? Bunlar DIA denir. Yani slide film. DIA. Bakın görüyor musunuz? Fotoğraf negatifi gibi değildir bunlar. Offset baskıda dia film kullanılabilir eskiden. Çünkü fotoğraf filmleri arkadaşlar temel olarak ikiye ayrılırdı. Negatif slide film. Yani color kutunun üzerinde color yazar. Negatif filmde sizin normal kullandığınız karta basılan. Bir de krom. Koda krom. Akfa krom. Fuji krom gibi. Ve onların banyoları da farklıydı. Bu şekilde arkadaşlar çıkar. Bakın bunlar benim çok eski çalışmalarımdır. Arabamın fotoğraflarını falan çekmiştim. Ben şöyle kabaca göstereyim. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da offset baskıda işte dergi, matbaa, gazetecilik onlar da kullanılıyor. Bakın şöyle göstermeye çalışıyorum ama çok da sağlıklı gözükmüyorlar her neyse. Yani bunlar pozitif görüntüler. Bir de kolor reversal film dediğimiz banyo esnasında negatif ya da pozitif olarak değiştirebildiğiniz filmler vardı. Bir de tabii ki ne vardı? işte kızıl ötesi filmler gibi. Infrared fotoğrafçılık dediğimiz kızıl ötesi filmler. Filtreler takılır. Metrajınızı ona göre ayarlarsınız. Bugün dijital olarak da kamerayı modifiye etmek suretiyle infrared yani kızıl ötesi fotoğrafçılık yapabilirsiniz. Ama bunun için biraz Photoshop bilginizin sağlam olması lazım. Çünkü o arada çıkacak görüntü siyah beyaz olacaktır. Her neyse bunun için söylüyorum. Arkadaşlar ben bu bu işin mekteplisi değil, alaylısıyım. Ama çoğu mektepliyim diyen adamla çok rahat bir şekilde konuşup tartışıp ve çekimlere katılırım. Bakın kısa film yönetmenliği yaptım, editörlük yaptım, kameramanlık yaptım ve steady cam Glidecam kullanıyorum, drone pilotuyum. Lisanslı drone pilotuyum. Bunları kendimi övmek için söylemiyorum. Ama kardeşim bir yerde işe bir insan, bir eleman alınırken değil mi? Onun mesela eskiden çok meşhurdu. İşte yabancı değil biliyor mu? On parmak taktilo yazıyor mu? Tahsiline, kültürüne, şusuna, busuna hangi okul mezunu? E bunlara bakılıyordu. Şimdi bakılmıyor mu ya? Liyakat sahibi adamlar yok mu arkadaşlar? Karşınızdaki bir cumhurbaşkanı adayı. Ve dinden nemalanan ve dini değerleri dibine kadar pompalayan sağlam bir iktidar gücü var. Ve siz orada o pozu veremezsiniz. Ya da türbede eli bir tarafınızda gezemezsiniz. Çünkü arkadaşlar ben bunu çok güzel bir şekilde alıp kullanıyor. Bakın sabahtan beri Twitter'da bakıyorum. O linç kampanyasını başlatanların hemen hemen tamamına yakını 70 bin ve üzeri takipçiler arkadaşlar. Benim gibi öyle 918 takipçili adamlar değil bunlar. Ve öyle bir linç girişim var. Öyle bir patlatıyorlar ki tamam arkadaşlar bu kadar mı olabiliyorsunuz ya? Ya özellikle mi yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Ya bir kişi görmüyor mu? O zemini görmüyor mu? Ne var yani trene uçağa mı yetişeceksiniz arkadaş? Başkanım bir dakika dersiniz onu oradan çekersiniz. Hadi yapamadınız. Bakın fotoğraf çekeceğiniz zaman kadraj içerisindeki objeleri, ögeleri veyahut da ona benzer kompozisyon deriz biz bunu tamam mı? O malzemeler arkadaşlar ayarlarsınız. Buna üçte bir kuralı deriz. Buna e, golden ratio yani altın oran deriz. Değil mi? Fotoğrafın bir yapısal ögeleri vardır ya. Belirginlik, ritim, sadelik, şema, ilgi merkezi. Ve gebeksiz öğelerden arındıracaksınız. Bir, bir adım sola gidersiniz, bir adım sağa gidersiniz, biraz eğilirsiniz, biraz kalkarsınız, kamerayı kaldırırsınız, ark hareketi yaparsınız, pedestal yaparsınız, trak yaparsınız, dolu yaparsınız, şarbe yaparsınız, pan yaparsınız, tilt yaparsınız. Ulan yapar da yaparsınız ama netice itibariyle o fotoğrafı en etkili şekilde çekmeniz lazım. Çünkü o fotoğrafa bakacak kişi kardeşim oradaki şu anlatılmak istenen olayı konuyu anlamalı, algılamalı. Ve o verdiğiniz o mükemmel pozun içine etmişsiniz orada. Bir kişi de görmedim o seccadeyi. Ya da bir kişi görmüyorum türme gezerken eli bir tarafında geziyor. Arkadaşlar zor bir şey değil ya bu adamlar bir öcü değil yemez sizi. Bakın keşke benim elimde bir hani bir güç olsa ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bile çıkıp teklif etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizin sistemik hem operatörünüzü yapabilirim. Hani mitinglerde çıkıp konuşmalar yapıyor standda orada görürsünüz. Hani e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşurken de arkada böyle Robocop kıyafetli gibi birisi bir donanım kullanıyordu. Ona biz Steadicam deriz. Aslında bir, bir markadır. Kurucusu yani mucidi Garrett Brown'dır onun. Bugün Amerika Tiffen firması adı altında üretilir ve pek çok çeşidi çıkartılmıştır. Bugün siz elektronik 3 eksenli gimbal'ler kullanırsınız ama onun atası odur ve Rocky filminde kullanılmıştır. O e, Philadelphia Sanat Müzesi'ne çıkıyor elleri kaldırıyor falan yapıyor işte onu o ilk defa orada kullanılmıştır o. Ve ağır donanımlar, raylar, şabiyolar, şunlar bunlar winch crane, loğuma winchi ve buna benzer pek çok şeyin arkadaşlar kullanılmasını ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Kamera havada yüzer bir şekilde, uçar bir şekilde hareket eder. Ve sizin vücudunuzun hareketleri kameraya aksedilmez. Yelek giyersiniz, yaylı kolları vardır, izoelastik arm patentlidir onlar. Sled vardır, ona dinamik balans, statik balans yaparsınız. Üzerine kamerayı koyduğunuz zaman, isterse 20 kilo olsun Arkadaş onu yardırdığınız zaman, tabi beliniz sağlığınız sağlam olacak. Çünkü fıtık tehlikesi yaratabilir, 45 dakikadan fazla kullanmaz onlar. İstediğiniz gibi merdiven çıkın, inin. Çekimini yaparsınız. B kadraj. Kadraja baktığınız zaman o kadrajın içerisine giren kişi, element, obje neyse abicim bunların eşit bir şekilde dağılımını yaparsınız. İşte pozisyonla balans, kontrastla balans, büyüklük ile balans, klasik balans, simetri. Fotoğrafın bir yapısal ögesi vardır arkadaşlar. Her LCD ekrandan bakan fotoğrafçı olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Ben ilk ekran şöme bastığında yıl 1991'di. Siyah beyaz film banyo ediyordum ben. Kontak tap baskı yapıyordum. Fotoğrafçılarda çalışıyordum. Çok seviyordum bu işi. Ama bakıyorsunuz arkadaşlar ve ben orada o arada o, fotoğrafı ilk görümde daha ne olduğunu anlamadan dedim ki bu adamın ayağının altındakine. Eyvah dedim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eli bir tarafında türbeye gidiyor. Eyvah dedim. Anında bunu kullanacaklar dedim çünkü. Bu yüzden videonun işte adını fotoğraf ve siyaset adını verdim. İnsanlara fotoğrafçılık dersi vermek değil amacım. Ben bunu burada yapıyorum. Bazen çarşıya giderken görüyorum deniz kenarında böyle radyo televizyon sinema bölümü ya da fotoğrafçılık bölümü talebeleri muhtemelen bakıyorum bir şeyler çekmeye çalışıyorlar. Belli ki hocalara bir ödev vermiş. Biraz izliyorum onları böyle. Ondan sonra yaklaşıyorum yanlarına. Gençler kolay gelsin. Bu abi falan. Ya biraz ben de bir sizinle hani çekime katılabilir miyim falan. E, abi ne yaptığımızı ne biliyorsun ki diyorlar. Ya bir siz bana bir anlatın. Ne çekiyorsunuz diyorum. İşte şöyle bir konu verildi. Tamam diyorum. Sen bak kamerayı bence şuradan al. E, uzun odak kullan. E, sen getir kaybede şimdi. Ama diyor bunu nasıl yapacağız? Görüntü sahibi. Ya tripodumuz var mı? Var. Tamam. Getir abicim şu tripodu. Bağla bakayım kamerayı şuna. Şöyle kabaca bir balans yapalım. Şöyle bir dengeyi alalım. Dikine duran su terazisi gibi. Tamam sen geç şimdi. Ben söylediğim zaman yürü. Ben seni omuz üstünden böyle alacağım. Kardeşim sen de şöyle gel. Işığı ters al. Yanal al. 45 derece al. Şöyle al. Mesela koşma değil mi? Burada bir dinamizm vermek istiyorsun. Kardeşim zoom gir. Yani uzun odak kullanan Kamerayı bir salla. Titret kendini. Şöyle bir dinamizm kat. Geniş açıyla bunu yapamazsın. E dar açıyla da romantizm katamazsın. Yani nesneleri objektif gözüyle görmek diye bir şey vardır. Abi sen fotoğrafçı mısın? Abi sen yönetmen misin? Abi sen benim ne olduğum önemli değil çocuklar dedim. Ama okulda eğer ki bunun eğitimini alıyorsanız başınızda bununla ilgili hocalar dikildiyse sıkıştırın onları dedim. Bu işten maaş alıyorlar, bu işten para alıyorlar, kariyer yapıyorlar. Öğretsinler kardeşim dedim. Ha ben de biliyorum okulda doğru bir şey öğretilmiyor. Ama sıkıştıracaksınız. Aksi takdirde okuldan öylece çıkar gidersiniz. Bakın, bakmakla görmek arasındaki farkı bilmeniz lazım. Sahneyi ayıklamayı bilmeniz lazım. Kadrajı ayarlamayı bilmeniz lazım. Kompozisyonu oluşturmayı bilmeniz lazım. Karşınızdaki arkadaşlar Bakkal Mahmut değil ya. Cumhurbaşkanı adayı ya. Yanında il başkanı var ya. Öbürü büyükşehir belediye başkanı ya. Bunlara dikkat etmek zorundasınız. Zaten bakın karşımızda büyük bir basın gücü var. E, muhalif medyanın gücü sesini kısmaya çalışıyorlar. Konuşan herkesi susturmaya çalışıyorlar. Hepimizi hedef gösteriyorlar. E, bu tarz hataları lütfen yapmayın. Çünkü onu gördüğü adam, adam diyor ki şimdi kardeşim bugün diyor ayakkabısıyla seccadeyi çiğneyen, üzerinde poz veren adam yarın neler yapmaz. Sayıyor ondan sonra. işte diyor bunlar camiye ahır yaptı. Bunlar işte imam hatipleri kapattı. Bunlar hocaları astırdı. Bunlar işte ezanı yasakladı. Kur'an'ı yasakladı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Baş örtüsüne karşı bilmem ne. Ama gırla gidiyor yorumlar. Ya kan beynime sıçradı ya. O yüzden bakın kaçıncı videoyu çekiyorum ya. Normalde artık küfretmemek için kendimi zor tutuyorum. Nasıl bu hataları yaparsın? Sizin hata yapma lüksünüz yok arkadaşlar. Ve Türkiye'deki siyaseti de kimse bana öğretmeye kalkmasın. Bu bizim 80'li yıllarda ya da 90'lı yıllardaki siyasetimiz değil. Ya da Avrupa'da yaşayanlar da bana kızıyor. Jacoben söylemler para etmiyor bilmem ne. Sen bak bakayım ülkenin yönetiminde ne Jacoben söylemler çıkıyor. Ne laflar söyleniyor ya. Ne çukurluğumuz kaldı, ne teröristliğimiz kaldı. Ne bilmem işte çapulculuğumuz kaldı. Edilmedik laf bırakmadı bize ya. Ama aynı lafı siz karşı tarafa söyleyin. Dakikasında... Bitti arkadaşlar. Birisi çünkü kılıçla kafalarını keseceğiz, cihad edeceğiz diyor. Adam salı verebiliyor. Ama birisi çıkıyor tele bir bir atasözü kullandı diye içer. Hadi bakalım. O yüzden bunun ciddiyetinin çok iyi anlaşılması lazım. Çektiğiniz fotoğrafa, verdiğiniz poza, bulunduğunuz yere dikkat edin ya. Hatta mümkünse bence siz arkadaşlar evinizden çıkmayın gözünüzü seveyim ya. Ya kasıtlı mı yapıyorsunuz bilmiyorum çıkmayın bazıları böyle yazmış aynen öyle çıkmayın ya. Din darmış gibi dincilere yanlayacakmışım gibi hareket etmeyin. Böyle pozlar vermeye çalışmayın elinize yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz olmuyor. Bakın geçmişte dediler ki işte İstanbul için yok sular bakmıyor sular kesik işte başarısız belediye başkanı gibi bir propaganda yaptılar. Adamlar gitti birinin evinde bir video çektiler. Bir baktık arka tarafta çamaşır makinesi haldır haldır çalışıyor. E neden sular kesikti. Ama o onu yutturur arkadaşlar. Çünkü elinde medya gücü var. O onu yutturur. Ama sen yapamazsın. İşte hemen böyle çıkar tepinirler. Ya işin ehli adamlara baksınlar ya. Bakmakla görmek arasındaki farkı bilin. Sahneyi ayıklayın. Ya sayın başkanım şöyle durun. Siz böyle durun. Şöyle alalım. Ya uçağa mı yetişiyorsunuz? Trene mi yetişiyorsunuz? Teravihe mi yetişiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir ay bastığınız yere bakın. Bir bulunduğunuz yere bakın. Arkada ne var? Önünde ne var? Üstünde ne var? Birileri yapabilir. Çocuğun kafaya mikrofonla da böyle kafadan şapkayı da çıkartıp kendi çizmeyle gezerken yanındaki çocuk yalın ayakta gezebilir. Onları görmez birileri. Çünkü eldeki medya gücü onu göstermez ama seninkini gösterebilir. Dibine dibine sokarlar. Ben de görüyorum çarşıda pazarda ya. Bir bakıyorum her tarafta bir o meşhur bir haber kanalı. Ya abicim, bu ülkede bir Tele1 var, Halk TV var, KBT var, Sözcü var. Değil mi? Flash Haber var. Ben akşamları Can Ataklı izliyorum Flash Haber'de. Ondan sonra Fatih Portakal'a geçiyorum Sözcü TV'ye. Eskiden Tele1'deydim. Ki benim için ya Can Ataklı bambaşka bir insan o adamın yorumlarını seviyorum. Sabah Tele birde önceden Halk TV'de yazı işlerini sunuyordu Can Ataklı ile yazı işleri. Bayılıyordum Tuğba Emlek'le sunuyordu sonra kendisi tek sundu. Ondan sonra e, ana muhalefet partisine e, birinin diplomasını sordunuz mu diye e, bir çıkışta bulundu biraz sert bir üslupla doğal olarak e, adam hadi dediler güle güle. Neyse sonra tele 1'e geçti. Orada sabah gün başlıyor sundu. Orada çok güzel izliyorduk. Ama baktık kardeşim adamın ağzından bir laf çıkıyor. Şikayet ediliyor. Kanala ceza geliyor. Ve kendisi de dedi bir kere daha bu kanala ceza gelsin ben bu işi bırakacağım dedi. Sonra YouTube kanalına devam etti. Sonra flash'a geçti neyse. Ama bazı şeylerin ciddiyetinin artık anlaşılması lazım. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ya yapamıyorsanız bilmiyorsanız arkadaşlar ben gönüllüyüm. Bak varsa siyasette tanıdığınız reklamı yapın arkadaşlar. sıkıntı değil. Bir kuruş ücret istemiyorum. Babamın hayrına bu işi yaparım ben. Ve bana istediğim kamerayı yeter. Kamera mı istiyorsun? Video mu istiyorsun? Çekim mi istiyorsun? Montaj mı istiyorsun? Drone mu istiyorsun? Ben sana yaparım. Bana bırak bu iş. Ya en azından bilen bir yapsın arkadaşlar. İşi ehline verin ya. İşi ehline verin yani. Ya da benden daha iyi insanlar tabii ki var. Ya da böyle alelacele diyelim bir fotoğraf çekildi. Ya onu servis etmeden önce kalkın kardeşim bir kroplayın ya. Kesin yani kırpın kroplayın. O sahne dik mi kardeşim? Sen onu kes yataya çevir. Alttan diz altını kes yani fotoğrafçılığa göre diz üstünden kesilir. Çift kemikli eklemlerden e, fotoğraf kesilmez. Yani kadrajda şöyle bir kol olmaz. Şu kadar yani şöyle yapmanız lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi fotoğrafçıktaki o kadraj, duruş, bilmem ne, e, yardımcı malzeme falan şimdi o detaylara girmeyeceğim. Ama kardeşim en azından bir kez o seccadeyi kadraj dışı bırak ya. Kaldır kamerayı yukarı, yatay çevir. Ya da dikey çekmek zorundaysan biraz uzaklaş. Zoom gir. Diz üstünden baş üstü al. Headroom deriz biz oraya. Baş üstü otur. Güzel bir kompozisyon. Üçlü dörtlü neyse oturttur. Öyle servis edin ya. Ben yani diyeceksiniz kardeşim bu kadar büyütülecek bir konu mu? Evet bu kadar büyütülecek bir konu. Çünkü görüyorum sabahtan beri tweet yağmuru. Sabahtan beri troll saldırırız. Çünkü çekmek istedikleri nokta o. Ellerinde tutabilecekleri, konsolide edecekleri tek şey arkadaşlar. Halkın dini değerleri. Ve bu konuyla ilgili geçmişte uydurulmuş o yok cami ahır oldu yok bilmem şu şey oldu zart oldu zurt oldu bakın sürekli pompalanıyor. Ve artık gerçekten sıkıldım sabah işte attım tweet de attım topluluk sekmesinde de attım ya yeter dedim artık kardeşim din 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 yeter ya. Yıl olmuş 2023 konuştuğumuz şeye bak ya inanın caminiz var camileriniz açık orucunuzu tutuyorsunuz sahurunuzu yapıyorsunuz iftarınızı yapıyorsunuz teravihinize gidiyorsunuz teheccüd namazı da kılıyorsunuz güneş tutulduğu zaman ay tutulduğu zaman kusuf namazını da kılıyorsunuz. Kazada ediyorsunuz. Toplu da yapıyorsunuz. Açılışta her şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya siz ne oldu olmadı artık. Bu kadar bıktım ben ya. Yeter. Bilim yok, ilim yok, sanat yok, bir şey yok. Evresim yapma Muhammed'e benziyor. Put yapma Allah'a benziyor. Ev müzik yapma şeytan icadı değil mi? Ya böyle olmaz ki ama. Ya e, bari şu cihazları bir düzgün kullanın. Bu insanları bir töhmet altında bıraktırmayın ya. O an onu e, şey Cumhurbaşkanı adayı fark edemeyebilir. Yanındaki e, il başkanı da fark edemeyebilir. Ama ya orada bir sürü insan olduğunu tahmin ediyordum ben. Hiç mi biriniz görmediniz? Fotoğrafı çeken de mi görmedi kardeşim? Senin gözün nereye bakıyor? Ende kullandığın makineyi bir kullanmayı öğren lan. Hepiniz şu 4K kameralar kullanıyorsunuz. Son model e, ee, makineler kullanıyorsunuz. Benim şu an almak istediğim makine arkadaşlar 6500 dolar sadece gövdesi. Var mı onun bir şeyi bak. Ez elinden benim hayranlığımdır mı? Ez elinden benim almak istediğim cihazdır ya. Canon EOS 1D. Bitti ya. Ben bu aletin hastasıyım arkadaşlar. Bu kadar. Filmli dönemde ki analog sistemdeyken Nikoncuydum ya da Nikon'cıydım. Şimdi Canon yani Canon EOS 1DX Electro Optical System. EOS tandırsı değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Söylemeye çalıştım o. Yani onların bile ben zamanda kitaplarını okudum. Ben bunu kurusunu almadım. Okuluna gitmedim. İşte bir daha göstereyim. Al. Buyurun ya. Saman kağıda basılmış bir kitap arkadaşlar. Ama içindeki bilgiler on numara. Al. Adam sanatını anlatıyor. Al. Sanatını anlatıyor. Ekipmanını anlatıyor. Banyosunu baskısını anlatıyor. Al dijitali. Al. Ali Fazıl genel fotoğraf bilgileri. Mesela örnek bebek ve çocuk fotoğrafı nasıl çekilir? Bak göstermiş fotoğraf. Ne var? Fotoğraf makinesini böyle tutmayın diyor. Al. Havadan tutmayın kardeşim diyor. Çocuğa yukarıdan bakmayın diyor. Al portre çekiminde kaç milimetre lens kullanacaksın? Bak geniş açı lens kullanıcı herifin tipi neye benziyor? Tele objektif kullanıcı neye benziyor? İşte nesneleri bir objektif gözüyle görmek diye bir konu vardır. Siz sinemada izlediğiniz o filmlerin sanki tek bir objektifle lensle mi çekildiğini zannediyorsunuz. Ne kadar cep telefonlarının kamera performansları gelişirse gelişsin arkadaşlar. Hiçbir zaman bizim kullandığımız değiştirilebilir objektifli kameralarla aynı olmaz. O perspektifi vermez, veremez. Veremeyecek de. Bu yüzden ek ekipmanlar çıkıyor. Yok geniş açı, yok tele, yok işte anamorfik. Simüle etmeye çalışıyor. Çünkü küçücük bir sensörü var. Kısacık bir odak uzaklığı var. Sen baktığın zaman koskoca bir dağ heybetli görünür böyle içini titretir ama bir fotoğrafını çekiyorsun kum tepesi gibi çıkıyor. İşte bundan. Siz magazin dergilerinin ya da e, mayo, iç çamaşırı, defile bunların arkadaşlar cep telefonunda çekildiğini gördünüz mü ya? Niye o adam elinde koskoca makineyle elinde 200 mm tele 300 mm 400 mm tele objektifle o mankeni uzaktan çekiyor? Çünkü tele objektifin sıkıştırma etkisi vardır. Vücut hatlarını düzeltir. Çok farklı gözükürsünüz. Çok farklı gözükürsünüz. Geniş açıyla girdiğiniz zaman böyle ablak bir surat çıkar ama uzaktan bir çekersiniz suratınız içe çöker. Arka taraf öne yığılır. Fiziğiniz düzelir. E bunları kullanan adam bilmiyorum fotoğrafçı değil mi bu kameraman değil mi bunun okulunu okumadı mı ya? Çıkarttı cep telefonunu bir saniyede de hemen şakırt diye çekti onu servis mi etti? İyi etti. Aha görüyoruz şimdi ne oldu. Olmaz. Bu şekilde olmaz. <laughs> Öğrenin ya. Elinizin altında basılı medya var. Dijital medya var. Ulan ta 78 yılında bak 78. Ben ne yaşadım ya? Burada fotoğrafçılıktan, sinemadan, şundan bundan bahsetmiş. Bilmem neyi var. Bak. Bugün kalktı dediğiniz diyalarım var elimde ya. Şu slaytların güzelliğine bakın ya. Gerçek fotoğraf budur işte. Ara dediği gibi. Fotoğraf budur arkadaşlar. Bak elimin altında. Gerçek renkler. Bu hataların yapılmamasını istiyorum yani. Dışarıda da görüyorum gençler. Hepsi elinde cep telefonu dikey kadraj çekiyor. Televizyonda bir olay oluyor. Videoyu adam dik çekmiş. Ya bu dik kadraj olur mu ya? Sen sineması, sinemaya gittin film izledin ya da televizyonda dizi izledin de arkadaşlar. Yan tarafta böyle simsiyah bantlar dikine bir görüntü. Nerede izlediniz siz? Sinemada mı izlediniz? Televizyonda mı izlediniz? Nerede izlediniz ya? Tamam TikTok'tur. Instagram'dır ya da ona benzer paylaşım videolarıdır. Dik kadraj yaparsınız. Önemli değil. Ama şu telefonu bir yan tutmayı öğrenin ya. Bir geniş açıyı almayı öğrenin. Şu anki cep telefonlarında en az 3 tane kamera var. Koskoca geniş açısı var. Tele özelliği var. Bak selfie kamerası var. 32 megapiksel şu telefonun ki. Ya bir alın birkaç deneme yapın. Sonuçta işte film kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Ben filmli dönemdeyken deklanşöre basarken 40 kere düşünüyordum. Çünkü gerçek fotoğraf insanın beyninde çekilir. Bir fotoğrafçı, profesyonel bir fotoğrafçı ya da fotoğrafçılara gönül vermiş birisi kendisine şu 4 soruyu sorar. Neyi? Nereden? Ne zaman? Nasıl? Bitti arkadaşlar. Neyi, nereden, ne zaman, nasıl? Bunu kafada tasarlarsın, gidersin fotoğraf çekersin. Spontan bir olay mı gelişmiş? Önemli değil. Atlas dergisi okuyanlar bilir arkadaşlar. Doğru yerde, doğru zamanda olmak diye bir kavram vardır. Bakın bunlar müstesna. Sel baskın olmuştu, deprem olmuştu, şu olmuştur. Kimse sizden profesyonel bir çekim beklemez. Yeter ki doğru yerde ve doğru zamanda ol. Ama bu farklı bir olay. Burada siyaset var. Burada işin içine karışmış dini bir görüntü, dini bir obje var ve bunun yanlış görüntülenmeye sebep olmasından dolayı kim maksadını aşmış öyle bir şey olmadığını biz de biliyoruz. Ama arkadaşlar bunu işte Alef'te kullanan ciddi bir kesim var, ciddi bir medya gücü var, ciddi bir art niyet kurumu bu var. Yazık. Üzülüyor insan. E gezi olaylarında camide içki içilmedi kardeşim ben Allah'tan korkarım yok öyle bir şey diyen imamı sövdüler. Peki o imam için bu dini bütün Müslümanlar herhangi bir şey yaptılar mı ya? Adam şimdi bak aday adayı oluyor CHP'den değil mi? Ama ben Tokat özel harekatta görev yaparken yani Tokat'la ikamet ederken bizim Kümbet Camii'nin ne imamı vardı Mustafa Hoca. Basma kalıp Diyanet hutbelerini okumuyordu arkadaşlar. Gerçekten gündeme dair ve çok güzel bilgiler veriyordu. Bu birilerine battı. Şikayet edildi Diyanet'e. Görev yeri değiştirildi. Biz işte Yeşilırmak Mahallesi, Kümbet Mahallesi bilmem ne bir toplandık. Bir imza kampanyası Mustafa Hoca imamımızı geri camiye getirttik kardeşim. Halka karşı gelinmez. Halk ne derse olur. Tamam halkın bir dini değerli bir hassasiyeti olabilir. Ama kardeşim o ortada bir hata olmuş. Bir, bir yanlış olmuş. Yanlış şekilde servis edilmiş. Ama bunun üzerine bu kadar tepinilmesini anlayamıyorum. Yapmayın arkadaşlar. İnandığınız dine de saygısızlık yapmayın. İftira atmayın en azından. Ya olmuş ne var bunda din ya? Belki de o seccade değil başka bir şey ya da seccade yani bugün sizin kutsal peygamberimiz ne diyor? Ya Yer her yeri bana mabet kılındı diyor. Temiz olmak koşuluyor arkadaşlar. Ya Yer her yerinde namaz kılabilirsiniz yeter ki yönünüzü bilin, abdestinizi alın. Ben İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da gördüm. Park bahçelerde de gördüm, operasyonlarda, geçici köy koruyucularında da gördüm. Adam çulu, poşuyu, ceketi yere seriyordu. Bulamazsa ya normal namazını kılıyordu ya. Bizim askeri arkadaşlar, e ben de kıldım ya üniformamla. Ayağımda botlarımla, üstümde üniformamla, üstümde gücü meleği telsizler. Ben de böyle secdeye vardım biliyorum. Yok ağzıma ot değmiş, toprak değmiş, bilmem ne. Bu tiksinecek pis bir şey değil ya Tuvalette kılmıyorsun ya sen bunu. Toprak temiz, ondan yaratıldık diyorsunuz ya. E teyemmüm ediyorsun. Su bulamadığın zaman teemmüm ediyorsun. Teemmümde ne, neyle abdest alıyorsun? Civaya sokmuyorsun elini evvelde. Temiz bir taş, tuğla, toprak değil mi? Vuruyorsun ileri geri. Elleri, dirseklere kadar kolları mesetmek, yüzü mesetmek tamam bitti gitti. Dediğim gibi arkadaşlar kusura bakmayın. Ben böyle hataları kaldırabilen bir insan değilim. Bu siyaset, Türkiye'deki şu anki siyasetin ciddiyeti. İçinde bulunduğumuz yarış şartları. Bunları kaldırın. Birisi de ee, bir de böyle halen de bakın abuk sabuk yorum yapan arkadaşlar var. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bazı konularda illaki bir diploma yetkinliği aranmaz. Benim burada bir aklım var. Eğer şunu işletebiliyorsanız herkesle bir şey konuşup tartışabilirsiniz. Ama şurası çalışmıyorsa sen dünyanın en iyi üniversitesinin en iyi diplomasını da alsan para etmez. Ve size şunu söyleyeyim. Benim 4 yıllık diplomam var. Benim 4 yıllık fakülte diplomam var. Anladınız mı? Hani yetkinliğin ne? Ee, sen de niye muhatap olsunlar? Sen kimsin gibi yorum atan bir arkadaş var. Bak sen çok kısa bir şey söylüyorum. Anladın sen onu. Benim 4 yıllık diplomam var. 40 yaşını aşmış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş olmak değil mi? 4 yıllık mezunu olmak. Bak varmış mesela. Bak benim bir diplomam var. Hani bana yetkinlik dersi veren, yetkinlikten dem vuran arkadaş ya da arkadaşlara söylüyor. Başkalarında da arayın bazı şartları. Bize gelmeyin sadece. Evet ben bir imam mezunu değilim. İlahiyat mezunu değilim. Arapça bilmiyorum. Ama Furkan Hoca ne diyor? Komutanım inan diyor Arapça bilmek öyle bir meziyet değil diyor ya. Yani. Önemli değil. Önemli olan arkadaşlar buranın çalışması, sorgulama yeteğinin, yeteneğinin olması. Arapça bilmiyor olabilirim. Çağırırım Furkan Hoca'yı. Dört dörtlük Arapçasıyla gelir konuşur. Sadece dini kitaplar ya da felsefi kitapları okumuyorum. Ben bilim kitapları da okuyorum. Ve benim bir numaralı üzerinde üzerimde durduğum konu fotoğrafçılık, kameramanlık, sonra askeri konular, güvenlik konuları ve en son diniman işleriydi mesela. Ama en azından karşı tarafa bakın geçen sefer ben bir şey söyledim. Akşam İbrahim kanalı bak Diamond aynısını söyledi. Ezbercilik yapmayacaksınız. O ayetleri, hadisleri, tefsir külliyatını arkadaşlar bilmek zorundasınız. Ezberlemek değil bileceksiniz. Ben bugün Tarık Yedisi'ne güvenen gelsin diyorsam insan anatomisini bildiğim için geliyor. İşte 33. paralel, 33. derece mason. İşte o 33 omur. 33 tespih. Küp, tefilin, Kabe, Güneş kültü. Kare. Testi sinancı. Üçlemeler. Hani birçok şey var zaten. Hepsi birbirine paralel. Ayrı. E bunları okuyorum. Ama benim üzerinde durduğum konu ne? Paganizm. Çok tanrıcılıktan. Dinlerin evrimi. Beynin evrimi. insanın evrimi. Antropoloji. Büyücülük. Ne boksa. Bunun kitaplarını okuyorum. Anlatıyorum. İlkel insanlarda kabile içerisinde bir tane şey çıkıyor. Kadın ya da erkek. Üstünde örtüsü var. Kafayı örtüyor örtüyü. Esrime geliyor. Kendi halle böyle abuk sabuk sesler çıkartıyor. Ağzı burnu köpürüyor. Epilepsi krizi geçirmiş gibi atıyor kendini yere. Ondan sonra kalkıyor. Örtüsünü açıyor. Tanrı adına konuştuğunu söylüyor. Tanıdık geldi mi bir yerde? Buralarda göreceksiniz. Buyurun. Altın dal. Orijinal baskıdır bu. İlk baskısı. Bak. Ta o zaman almıştım ben bunu. Bunlar yeni alınmadı bak. Bakın. Altın dal 2. Ne diyor? Dinin ve folk folkların kökleri. Buyurun Branislav Malinovski. Buyurun. Kabalcı evinden çıkan. Ne diyor? Büyü, bilim ve din. Burada göreceksiniz bazı şeyler. Adamlara ne eziyet çektirmişler? O kızlara ne eziyet çektirmişler? Hükümdar koltuğunda böyle oturuyor. Adım atacak adım attırmıyorlar. Niye? Bastığı yer kutsal kabul ediliyor. Ya da adım atarken Küt diye takılıp yuvarlanırsa ayrılanırsa eyvah başımıza bir iş gelir. Tanrıların felaketine lanetine uğrarız diye. Adamı yerinden kaldırmıyorlar. Saçını tıraş ediyor. Tırnağı kesiliyor. Bu onun vücudunun bir parçası. Dolayısıyla ona da bir kutsallığı yet addediyorlar. Toprağa gömüyorlar. Yedi içti kaptan kimse yiyip içemiyor. İmha ediliyor. Yeni kaplar yapılıyor. Adam bırakın beni yeter ben bu işi yapmak istemiyorum diyor. Zorla oraya tutturuyorlar. Bize tanrılık yapacaksın. Yani tanrı adına hükümdarlık onun şeyini görüneceksin diyorlar. Ve o yıl yağmur yağmazsa çünkü ona gelip tazimde bulunuyorlar. ikramda bulunuyorlar. Tanrılara söyle bize yağmur versin diyorlar. Ve eğer o dönem yağmur yağmazsa, kuraklık olursa, ürün hasadı yapılamazsa arkadaşlar o adamı inde öldürüyorlar. Bunları bu kitaplarda okuyacaksınız. Bunları bu kitaplarda okuyacaksınız. Tahıl ruhu, bitki ruhu, ağaç ruhu. Meşenin üzerindeki ökse otu. Neden ona kutsaliyet addetmiştir? Anladınız mı? İşte bu çerçeveyi geniş düşüneceksiniz arkadaşlar. Büyük resim bu. Tamam karşınızdaki bunları okumayabilir ama siz bileceksiniz. En azından İslam külliyatı. Karşındaki sana bir ayetle mi geliyor? Sen o ayeti ondan daha iyi bilmek zorundasın. Meallerini daha iyi bilmek zorundasın. Tefsirlerini daha iyi bilmek zorundasın. Edile-i Şeriye'ye hakim olmak zorundasın arkadaşım. Zorundasın. Ve bazı şeylere şaşırmayın. Geçmişte biliyorsunuz 8 Mart 2018'de miydi? Dünya Kadınlar Günü'nde çıktı. Liderimiz ne dedi? Asrın liderimiz. Ee, İslam'a bir güncelleme lazım. Biliyorum bazıları beni belki tefe koyacak ama İslam'ı güncelleme lazım dedi. Ülkeden bir kişinin sesi çıktı mı böyle? Ta Avrupa'dan birisi çıktı da haddinizi bilinde de o kadar. Ondan sonra bir açıklama yapıldı Diyanet üzerinden. İşte elbette ki Kur'an'daki değişmez hükümleri kastetmedim dedi. Ve bana göre çok güzel bir şey söylemişti ama olmadı arkadaşlar. Dinlerin reform edilmesi gerekiyor. Başka türlü olmaz. Ama şu an için İslam'da ufukta bile böyle bir şey gözükmüyor. Bunu Arif Tekin de söylüyor. Ama bu böyle ateistleri bulduğumuz yerde öldürelim. Bunlar Allah'a inanmıyor. Bunlar hayvandan bile beter. İşte bunları yaşatmayalım. Şudur budur. Bu ne öfke ya? Kendinize gelin arkadaşlar. Kim veriyor size bu yetkiyi? Tamam ben biliyorum kimin verdiğini ya da nerede yazdığını. Ama bir bakın etrafınıza. Çağ değişti, devir değişti. 57 İslam ülkesi var da. Ya çok meraklısı varsa tası tabağı toplasın gitsin arkadaşlar. 57 İslam ülkesinden bir tane kendisi haritada beğensin. Ama özellikle Suudi Arabistan'ı tavsiye ediyorum. İndiği kavim orası, indiği dil orası, indiği coğrafya orası. Muhatap aldığı kavim de orası. Bu kadar dayatmaya ya da yaşamaya meraklı adam varsa gidebilir yani. Burası demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti. Ve layıklık var bu ülkede. Kağıt üzerinde de olsa hala var. Din ve inanç özgürlüğü var kardeşim. Ben senin inancına nasıl müdahale etmezsem, edemezsem, karışamazsam. Burası bir şeriat ülkesi değil. Şunu artık anlayın. Biraz sorgulayın kardeşim. Bizim yakalayamadığımız, bizim algılayamadığımız, bizim kaçırdığımız ne var bu adamlarda diye. Bir bakın lütfen. Ya yeter. Bilgi çağında yaşıyorsunuz ya Elinizin altında koca bir dünya var gibi. Bir bakın bakayım ya. Bu Maide 33'te ne diyor? Bu Nisa, 89'da ne diyor? Bu TV 41'de ne diyor? Bu TV 5'te ne diyor? Ne bileyim TV 1'de ne diyor? TV 111'de ne diyor? TV 80, 84, 113. İşte Enfal 30, işte Bakar 193. Enfal 39 bakın nuzul sırasına göre söylüyor. Değil mi? Bakara, Enfal, Ali İmran. E Bakar 193, Enfal 39 aynı. Tahrim 9, TV 73 aynı. Kamer 17, Kamer 22 aynı bir bakın bakayım ya. Bir bakın bakayım o ayette ne diyor? Ben bunu anlıyorum. Ne diyor Enfal 39 ya da bakar 193? Ortakta fitne kalmayınca din yer bizim Allah'ın oluncaya kadar savaşın diyor. Ortakta pasta bebek varsa Allah'ın izniyle çay kahveli için demiyor. Biz bunları görmüyor muyuz? Okumuyor muyuz? Ve işte diyoruz kardeşim bunlar çağımıza günümüze uygun mu diyoruz ya? Ne yapalım yani birbirimizi mi keselim? Sen inanmıyorsun, sen sünnisin, sen şiasın, sen farklı mezheptensin, sen şusun, sen busun diye. Ben hani daha önce söyledim arkadaşlar ben ne ülkemin şeriatta yönetilmesini isteyeyim ya? Niye ülkemin kalkınmasını istemeyeyim kardeşim? muhasebe medeniyetler seviyesine niye gelmeyeyim ben? Yazık değil mi ülkeden kaçan kaçan ya? E kaç 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 nereye kadar kaç? Ben kimle kalacağım bu arada? Ama böyle yaparsanız e, ne yapayım yani artık? Benim bir tane hayatım var. Ben inanmıyorum böyle öte alemmiş, ahiretmiş, debiliş, kıyamet, şu bu hesap, misan. Yok öyle bir şey arkadaşlar. He, sen inanabilirsin ona göre yaşayabilirsin. Ama burada hepimiz e, ortak bir yaşam hakkına sahibiz. Aynı demokratik haklara sahibiz. Ya çıkıp orada birisi kılıçla kafa keseceğim diye ölüm tehditte bir sabrı bir cacık yok. Ama sen şurada bir eleştiri yapıyorsun. Ağzından bir tane küfe ve kaybet çıkmamış. Yargılanıyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? E ne oluyor ondan sonra mahkemede de gösteriyorsun hakime. Bak sayın hakim burada bu yazıyor zaten diyorsun. Hakim bile gözleme açılıyor. Bu ne diyor ya? Bunlar mı var bunda diyor. E ne var dedim yani. Tam diyor. Ne Türk siyaseti ne Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki durumu hatayı kaldıracak durumda değil. O yüzden herkes bu olayın artık ciddiyetini anlasın. Bir fotoğraf çek, çekmeden önce kadrajda göz vermiş değil mi? Allah göz vermiş diyorsunuz ya bir de akıl vermiş diyorsunuz. O zaman o gözü kullanın. O gözü kullanın. Kimse sizi sıkıştırmıyor. Hemen fotoğrafı çek basına servis etti. Ya bir çektiğiniz fotoğrafa bakın. Arka plana bakın. Arka fon diyordum. Arka fon diye bir şey yok. Fon zaten arka plan demek. Arka plana bakın. Bir fotoğraf çekiyorsunuz arkada bir ağaç var adamın tam başının arkasına düşmüş herif böyle geyik boynuzu gibi gözüküyor. Ya bir adım sola kay iki adım sağa kay be adam o ağaçtan kurtar adamın başını. Geyik gibi boynuz gibi niye o poza şey yapıyorsun o şekilde çıkmasına sebebiyet veriyorsun. Gözün görmüyor mu orada vizörden baktığın zaman. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O fotoğrafı çeken arkadaş o an zeminde bulunan ne var? Duvarlarda bulunan ne var? Etrafta bulunan ne var? Çevrede ne var? Ülke siyasetin gündeminde baskın olarak dayatılan ne var? Bunları düşünmeniz lazım. Herkes sizin gibi rahat olamayabilir. Herkesin dolgun maaşı olmayabilir. Herkesin güçlü avukatları olmayabilir. Ya işin ciddiyetin biraz anlayın arkadaşlar. Bakın adam İslam'ı sevdiriyor. Güzelleme yapıyor. Bir modernist ilahiyatçımız değil mi? Adama kafa göz daldılar ya. Hani bizim gibi olsa diyeceğim ki hani ateist olsa, deist olsa, nihilist, agnostik, pastafar yani ne bileyim Budist, şaman bir şey olsa Hani dersin ki adama bilmem ne ama ya adam bir de İslam güzellemesi yapıyor zaten. Ya ona niye saldırıyor? Ona biz kızıyoruz. Çünkü farklı bir şey anlatıyor diye. Farklı bir İslam aktarıyor. Keşke öyle olsa ama değil. Tamam onlar da korkuyor. Çünkü İslam barış değil arkadaşlar. İnsanlar korkuyor. İşte bir toran dursun. Ne bileyim bir bahri üç yok işte şu bu. Çorum Sivas olaylarında biz bunları yaşadık. Ya da 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Bunları yapanlar ateistler, dinsizler değildi. Menemen olaylı. Menemen. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden seçim süresi içerisinde lütfen verdiğiniz pozlara dikkat edin sayın siyasiler. Onların danışmanları, fotoğrafçılar, kameramanları siz de çektiğiniz görüntüye dikkat edin. Bir sağa sola bakın, bir kadraj içerisine bakın. Çekmeden önce bakın. Ben bile fotoğraf makinesini kullanırken şöyle deklan şöyle basarken hatta vizörden bile bakmam. Şöyle yapalım şılak diye çekerim. Burst modunu alırım. Çşş, saniyede 14 kare çeker. Açayım Photoshop'ta tık 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 istediğimi seçerim, elerim, alırım, en güzelini seçerim. Çünkü iyi fotoğrafçı çektiği kötü fotoğrafı göstermeyendir. Bu bir meslek sırrıdır. Siz zannediyor musunuz dışarıda gördüğünüz her profesyonel fotoğrafçının kamerasından çektiği her kare, her ve basışında sağlam bir fotoğraf çekiyor. Hayır ya, adam seri alıyor ve zaten kameralar bu hızla giderse bu 8K çözünürlük yakında 16'ya çıkacak falan yakında fotoğraf çekme diye bir şey kalmayacak. Siz normal bir video çekeceksiniz. Video içerisinden arkadaşlar istediğiniz görüntüyü alacaksınız. Artık fotoğraf da tarih oluyor yani. Nasıl DSLR dediğimiz yani Digital Single Lens Reflex diyoruz ya. Tek objektifli refleks kameralar artık yavaş yavaş mirrorless dediğimiz aynası sisteme geçiyor. Bu da ona dönecek yani. Çünkü anı yakalamak çok önemli. Ama artık sanatçı diye bir şey kalmamış demek ki kardeşim. Adamın ayağının altındaki nesneyi göremeyen ve bunu yaratacağı sonuçları tahmin edemeyen birilerinin olduğu bir ortamda. E ben daha ne anlatıyorum, niye sinirleniyorum, niye konuşuyorum? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her ne kadar sözüçüyle ihanet ettiysem affola. Amacım kalp kırmak değil, tekfir etmek değil. Ortamı germek değil ama lütfen herkesten rica ediyorum dikkatli olun. Ne olur dikkatli olun. Yapılan emekleri boşa düşürmeyin. Ne olur. Şu ülke bir an önce sandıkta adil bir seçimle umarım olur. Kazanır ve değişim gelir. Benim istediğim bu arkadaşlar. İnançlılığında da Şunun da bunun da. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti yasalarının önünde eşit şartlarda eşit haklara sahip olması. Gelir eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği, özgürlük ve demokrasi. Başka bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim artık yani? Ama ne yazık ki 50'li yıllardan günümüze hiç iç açıcı bir şekilde gitmedi. Ama bu kadar da kötü olmadı ya. ya bu kadar da olmadı yani artık. Ya lütfen artık herkes biraz düşünsün ya. Kimsenin senin camini kapatacağı yok. Kur'an'ını yasaklayacağı yok. Ezanını susturacağı yok. Kimse yapamaz onu bu saatten sonra. Yok öyle bir adam. Ama bu kadar da dayatılmaz. Yaşa dinini ya. O senin konfor alanı ya. Hayatın acılarından, çekişmelerinden, bunalımlarından kendini kurtarıp rahatladığın meditasyona soktuğun yer orası senin konfor alanı. Kabul ediyorum. Ama lütfen o konfor alanınızda kalın. Tamam dinde bu yok. O konfor alanından yayılmak istiyor. Çıkmak istiyor. Yayılmacı bir politika sergilemek istiyor. Ve bir yerden sonra karşısına bir duvar buluyor. O ülkenin rejimi. Ve o duvarı yıkmak istiyor. Buna gerek yok. Biz bunu istemiyoruz. Biri de bir isteyebilir. Biz istemiyoruz. Ne yapalım yani? Tası tarağı toplayalım. biz de mi ülkemizi terk edelim kardeşim? Ne? Derdimiz ne yani bize? Burası benim vatanım, toprağım. Benim gerçeğim, kimliğim. Ait olduğum topraklar ya. Ben niye gideyim ya? Yani? Bir saplantı yüzünden. Kendisi Türk'üm diyen varsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde olacak. Ya da böyle Almanya'da yaşayıp, Amerika'da yaşayıp, Japonya'da yaşayıp tamam mı? Almanca düşünüp Türkçe konuşmayacak. Bu ülkenin dinamikleriyle hareket edecek. Bu ülkenin toprağının suyunu toprağında yaşayacak, ayak basacak, suyunu içecek. Bu ekonomik kriz, bu şartlar, bu siyasi ortamın baskısını yaşayacak. Ondan sonra konuşacak. Ve batılı ülkelerden, demokratik ülkelerden, layık ülkelerden arkadaşlar din savunulmaz. Din onun indiği da dibine kadar yaşanıldığı ülkede savunulur. Hadi savunun bakayım. Biz Afganistan'da o Amerikan uçaklarına binen tutunmaya çalışan kaçan göçenleri unutmadık. O adamlar ateistlerden kaçmıyordu hatırlatın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın ve akıl sağlığınıza dikkat edin.